Merhaba arkadaşlar, yukarıdaki verilere göre evin yüksekliği kaç metredir diye sormuş. Önce denotasından bir dikme indirelim. İki kenar üçgen olduğu için tabanı iki eş parça ayırır. Vere birine A birim diyelim. Ardından temel benzerlik oranından dikkat edin. 5'e 10 yani iki kat dolayısıyla 1'e 2 oran olması gerekir. Yani FH uzunluğu da 2A dediğimiz zaman 2A ifadesi eşitir. A artı 3'ten A'nın değeri buradan 3 birim olarak çıkar ardından bulduğumuz değeri yerine yazdığımız an oluşan AFB dik üçgeninde Pisagor bağıntısını uyguladığımızda x'in karesi artı 19'un karesi o da eşittir işte 15'in karesinde x'in değeri burada 12 birim olarak çıkar. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde B notası AD kenarı boyunca katlandığında B üstü notasına geldiğine göre BAC açısı kaç derecedir diye sormuş. Önce üst üste katlanan kenarları gösterelim. Kenar uzunlukları eşit olur ve aynı zamanda açı ortaya olur. Yine aynı şekilde BD kenarı DB üsü kenarına eşit olur. Ve aynı zamanda açı ortaya oluşur. Ve daha sonra DB üsü C üçgene baktığımız zaman iki iç bir diş açı özel uyguladığımızda her bir açımız 40 derece olur. Ve yine doğru açı özelliğinden açı ortayların her birine 70 derece düşer. Ardından şu mavi üçgende 70-80 tepe 30 kalır. Açı orta olduğu için BAD açısı da 30 derece olur. Ve bizden BAC açısını soruyordu. BAC açısı buradan 60 derece olarak çıkar.